Tarikatuna as-sohba ve al-khayru fil-cem'iyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir şey yaptığınız vakit onu iyi yapın, güzel yapın diyor. Her şeyi yarı buçuk bırakmayın diyor. Yarı buçuk bırakırsan yaptığın iş bir faydası olmaz. Sana da ecir olmaz o vakit. Bir yola girdiğiniz vakit herhangi bir yol onu baştan iyicene bakıp sonra onu devam ettirmeye bakın. Sebat edin. Başarının sırrı sebattır diyor. Şeyh Baba'da bir tane bir talebe gelmişti. Şam'dan Kıbrıs'ta okuyordu da işte bu adam bunlar zengin oldu, şu zengin oldu, bu zengin oldu diye sorup şey yaptırıyor. O vakit nasıl yapacağım? O okulda da başarısızdı. Yani Şeyh Baba makamı âlesin dedi sebattır. Bir şeye koydun mu, başını bir işe koydun mu, onu devam ettir, sebat ettir. En sonunda sana hayır olur. Şimdiki insanlar hemen bir şeyden bir şeye koştururlar. Bir şey olmadı mı, koca şeyler, işler yaparlar, onu devam ettirmeden olmadı diyor, hemen bırakıyor. O bir günde hiçbir şey olmaz. Bir sabır ister, sebat ister ki başarıya ulaşsın. Çünkü insanlar her şey çok kolay oldu. Her şey uzaktan kumanda onu bile zor bastırıyorlar. Her şeyi öyle istiyorlar olsun. Olabilir, alet edevat çıkmış, sana kolaylık gösteriyor ama gene de iş insanda biter. Her şeyde din bakımından, dünya bakımından sebat mühimdir. Bu insanların anlayamadıkları şeydir. Hemen bunu beğenmedim, atayım, başkasını alayım. Evleniyor, yok ben beğenmedim, bırakayım, başka şey olmaz. Böyle yapınca da dünya karma karışık oluyor, bir düzene girmiyor. Allah İnsanlar için her iyiyi de kötüyü de yaratmıştır. İnsan kendisi gayret edecek, sebat edecek ki sonu hayır olsun. Yarı buçuk bırakmak iyi değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi yaptığınız işleri iyi yapın. Sebat olmayan insan işi yarı buçuk yapıp insanlara verir. Ondan sonra ben ne için başaramadım, benim neyim var? Senin bir yerden bir yere atlıyorsun, zıplıyorsun, olmadı diyorsun ondan sonra. Tabii olmaz. Allah eski insanlara daha fazla sabırlıydılar. Onlar daha sabır fazla vermiş mi? Yoksa bu insanlar artık şımarmış diyelim. Her şeyi
anında olmasını istiyor. Sabretmiyorlar, sebat etmiyorlar. Allah bize sebat versin, hak yolda sebat versin inşallah. Kimsenin hak yol olmayan yerde sebat olmasın. Kötü yolda sebat olmak iyi değil. Hak yolda, doğru yolda sebat etmek. Kötülükte sebat ettim diyen insan, o bir faydası yok. Fayda olan hak yolda, iyi yolda sebat etmek inşallah. O daha zordur, ötekisi daha kolay. Allah muhafaza etsin. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.